Ankara gündeminden merhaba, Başkent'ten yayındayız. Efendim bugün konuğumuz Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Abdurrahim Karslı. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Karslı. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi eski bir tartışmayı hatırlatmak isterim seyircilerimize. Çok da eski değil aslında. Aralık ayının başında 7 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında şehir üniversitesi üzerinden bir tartışma başlamıştı. Çok eski değil ama bu konular bir şekilde unutturuluyor. Şu an gündeminde değil. Türkiye'nin Merkez Parti uzun zamandır bunun hukuki takibi yapıyor. İlk önce bunu konuşacağız. Anımsatalım, neydi o tartışma? Şehir Üniversitesi ve Halkbank arasında bir kredi sıkıntısı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun üzerinden eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nu yolsuzlukla suçladı. Davutoğlu o dönem sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve dedi ki o dönemin cumhurbaşkanları, başbakanları, kamu bankalarının bağlı olduğu bakanlar kim varsa hem kendileri hem de akrabalarının mal varlığına yönelik, mal varlığının artışına yönelik mecliste bir komisyon kurulsun dedi. Sonra ne olduysa bu tartışma bitti. İki taraftan da ses yok. Merkez Partisi bu iddialar üzerine Profesör Abdurrahim Karslı suç duyurusunda bulundu adliyeye. Sonrasında neler oldu? Sayın Karslı, sizden dinleyelim. Çünkü hayli ilginç gelişmeler yaşandı. Ben bir bölümüne adliyede tanık oldum. Doğru. Neler oldu? Bize anlatır mısınız? Şimdi Türkiye'de siyasette ölçüsüzlük hakim maalesef. Kuralsızlık, usulsüzlük hakim. Neden böyle bunu söylüyorum? Mesela bir cumhurbaşkanı, işte şimdi bir sistemde başkan, cumhurbaşkanı neyse öyle diyoruz. Karışık statüste cumhurbaşkanı veya başkan ne dersek diyelim. Yani siyasetin en üst noktasındaki bir insan, daha önce beraber çalıştığı, mesai arkadaşı olduğu bir başbakan için diyor ki şöyle 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 hukuka aykırılıkları var. Siz bunların dürüstlük taslakladığını, dürüstlükten bahsettiğine inanmayın. Bunlar görevdeyken şöyle şöyle usulsüz işlemler yaptılar diye malum hadiseyi söylüyor. Hukuken kötü bir tavsif o yani. Sonra işte bunun yanında diyor o zaman bakan olan işte şunlar 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 da vardı diye. O suçla itham ettiği insan da diyor ki evet biz bunu yaptık. Ama buna mukabil bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın da böyle yaptığı binlerce işlem var diyor. Şimdi aslında bunu duyan savcı harekete geçmesi gerekirken geçmediği için biz de gittik dediğiniz gibi bir dilekçe hazırladık. Hem şimdiki Cumhurbaşkanımızı hem eski Cumhurbaşkanı Davutoğlu ve arkadaşlarını şikayet ettik. Niye? Birisi için dedik ki işte böyle böyle işlenmiş olan suçlar var. Diğeri için de suçu örtme var diye. O gün bir kere dilekçeyi vermekte, vereceğim diye sizinle konuşmuştum. O gün dilekçeyi vermekte ciddi sıkıntı çektik. En son bir savcı bey sağ olsun yine biraz problemi çözdü. Dedi ki ben bunu alıyorum, bir numara da veriyorum size. Ama bu dilekçenin kabulü anlamında değil. Biz bunu daha sonra sayın başsavcımızla konuşacağız. Size neticeyi söyleyeceğiz. Henüz bize bir neticeyi söylemediler. Savcının ama böyle bir yetkisi var mı? Aslında savcı dediğim gibi re'sen harekete geçmesi lazım. Çünkü en üst düzey yetkili birisi diyor ki benim daha önceki mesai arkadaşım devleti dolandırdı. Devlete ait bir arsanın mülkiyetini bir vakfa intikal ettirdi. Onu teminat gösterdi, bankayı da dolandırdı diyor. Dolayısıyla burada bir suçun işlendiğine dair bir itiraf var. Savcı bunu ciddiye alıp, beni değil Cumhurbaşkanı'nın beyanını ciddiye alıp tahkikat başlatması lazım. Dolayısıyla savcı zaten verilen bir dilekçeyi reddetme yetkisi yok. Alır onu işleme koyar. Bir problem yoksa takipsizlik kararı verir. Bizim iddiamızı ciddi görürse iddianame hazırlar ve dava açar. Buna rağmen benim daha önceki işlemlerimde de böyle sıkıntılar çektim. Mesela Yüksek Seçim Kurulu şikayetinde de böyle sıkıntılar çektim. Sırf bu değil Türkiye'de. Bakın benim sizinle konuştuktan sonra ve bu dilekçeyi verdikten sonra yaşadığım başka bir olayı size söyleyeyim gene. Böyle çok olaylar yaşıyorum adliyede. Bu bizde siyasette ölçün olmadığını, bu ilk söylediğim cümleyi unutmayın. Siyasette ölçün olmadığını ve hukukun da yürümediğini, bu ölçüsüzlüğü görmediğini söylüyorum. Çünkü Türkiye'de şu anda kuvvetler ayrılığı yok. Siyasete tabi hukuk. Tabi olmasa
bu siyasetçilerin yakasına düşer. Dolayısıyla yürümüyor. Diğer bir hadise, mesela geçen gün bir arkadaşım beni ziyaret etti. Hukuk fakültesinden mezun. Çok eskiden sima aşinalı olan bir arkadaşım. Bu arkadaşım Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde görev yapmış olan bir insan. Bu arkadaşım Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde istihbarat görevi yapmış olan bir insan. Hem silahlı kuvvetlerinde görevli hem de istihbari işleri yapan bir insan arkadaşım. Bu arkadaş Balyoz ve Ergenekon davalarında ciddi mağdur olan bir insan. O camiadan da ciddi sıkıntılar çekmiş olan bir insan. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığı için, dikkat edin, istihbari işlemleri yaptığı için, devleti tanıdığı için bu yeni yargılamalarla ilgili beyanına müracaat edilen bir insan. Bu insan şunu söylüyor. Diyor ki bana, Türkiye'de hukukun işlemediği için bunları size anlatıyorum. Diyor ki bana, ben özellikle çatı davaları denilen Ankara'daki önemli davalarda, FETÖ yargılamaları sebebiyle, bir davada diyor beni şahit olarak çağırdılar. Ben gittim o davaya. Oradaki sanıklarla ilgili benim kanaatim sorulurken şu şahsı nasıl bilirsiniz diye. Ben diyor dedim ki ben bu şahsı iyi bilirim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üst düzey çalışmış, istihbarat yapmış birisi olarak bunu iyi bilirim. Neden iyi bilirim? Şimdi değil, eskiden beri iyi bilirim. Hatta 15 Temmuz olmadan bir ay 40 gün önce ben bu şahsı ofisime davet ettim. Bu şahıs o zaman Genelkurmay Başkanlığı'nda adli müşavirliğin en üst tabakasındaydı. Ben bir dilekçe hazırladım, bu şahsa verdim. Neydi bu dilekçenin konusu? Bu dilekçede 15 Temmuz'un olacağına dair bilgilerimi, görgülerimi, tespitlerimi yazdım bir istihbarat elemanı olarak. Bu şahsa verdim ve dedim ki ben Hulusi Akar'ın da yakını, tanıdığı, birebir arkadaşı da olduğum için aynı zamanda hemşerisi. Dedim ki bu dilekçeyi sen adli müşavir olarak al. Sayın Hulusi Akar'a da götür. Dilekçeyi ver ve Hulusi Akar'ın da bu dilekçeyi aldığına dair beni de haberdar et. Bu kadar yakın çalışıyorlar. Ve Hulusi Akar diyor bu dilekçeyi aradı, aldı, beni aradı. Dilekçeyi aldığını da bu vesileyle öğrendim. Şimdi bu dilekçede ne söylüyorum ben diyor. 15 Temmuz olaylarının olacağını bir ay 40 gün önceden söylüyorum. Ben o arkadaşımla ilgili de hüsnü şahadette bulunurken dedim ki ben, eğer ben bu arkadaşımı o camiadan bilsem, hazırladığım bu dilekçeyi bu arkadaşıma vermem. Bu arkadaşım o camiadan olsa benim verdiğim bu dilekçeyi getirip Genelkurmay Başkanı'na vermez. Bu arkadaşım bu camiadan olsa bu işin takipçisi olup bugün de ben gelip onun lehine burada şehadette bulunmam. Siz benim o camia ile ilgilidir değildir diye diğer söylediğim beyanları nazar aldığınıza göre bununla ilgili beyanları da nazar almanız lazım. Peki bana niye geldin, neden geldin? Ben bunları bilmiyorum çünkü. Neden bunu söylüyorsunuz? Bana gelmesinin sebebi de şu. Senin ilgilendiğin bir müvekkilin şahıs var. Bu Türk ordusuna hizmet etmiş, yurt dışında görevlerde de bulunmuş. Gerçekten itimat edilmesi gereken bir generalimiz. Bu içeride bununla ilgili de benim bilgi ve görgülerim var. Çünkü ben istihbarat mensubuyum, araştırma yapıyorum. Bununla ilgili de beyanda bulunmak istiyorum, vicdanen rahatsızım diye. Şunu söylemek istiyorum size. Sırf benim verdiğim dilekçenin nazar alınmaması değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde bulunmuş, devletin önemli kademelerinde bulunmuş. Bu davalarda ve geçmiş davalarda 15-20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır devletin dinlediği insanların beyanlarını ve feryatlarını da bu devletin savcıları nazar alıp harekete geçmiyor. Mesela bu insan görevde mi efendim? Tabii ki görevde. Aynen. Şimdi bu insanın bu görev şeyini beyanını alınca ne demesi lazım savcı? Dur. Şimdi burada ciddi bir sıkıntı var. Veya belki sizin kanalınızda söyledim veya söylemedim. 2018'in başlarında yine Çağlayan Adliyesi'ne verilmiş bir dilekçe var. Bu dilekçede diyor ki dilekçeyi veren, ben 15 Temmuz'la ilgili olayları olmadan 2 yıl önce hapisteyken istihbarat elemanları beni çıkardı, götürdü başbakanın huzuruna. O zaman Recep Tayyip Erdoğan başbakan. 15 Temmuz'u Recep Tayyip Erdoğan'a anlattım olacağını. Sonra onun özel kalem müdürü Hasan Doğan'a anlattım. Sonra onun o zaman Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a anlattım. Sonra ben bunları gittim Genelkurmay'da da anlattım. Fakat bu beyanlar nazara alınmadı. Benim orada söylediğim tehlikeler bugün halen geçerli cari. Yani şunu söylemek istiyorum size. Bizim siyasetimizde maalesef Sibel Hanım ölçü yok. Çünkü ölçü olsa
bir cumhurbaşkanı, daha önceki cumhurbaşkanının arkadaşlarını, başbakanlarını bu şekilde itham etmez. Sayın derhal başkan, yargılamayı harekete geçirir. Geçirmedi, bitiriyorum hemen. O zaman bizim beyanlarımızı nazar alır, derhal harekete geçirir. Geçirmedi, sırf bu değil bakın. Şu Sayın anda... Başkan, bununla devam edeceğiz tamam. Ama şimdi bu gündeme getirdiğiniz iddia çok önemli. Çünkü evet, diyorsunuz ki 15 Temmuz'u yani darbe girişimini daha önce TSK'da hala da istihbaratta görev yapan biri evet, bir ay önce hatta bir ay 40 gün önce evet, Genelkurmay Başkanlığı'na yazılı olarak bildirdi evet, ve bu dikkate alınmadı anladığım kadarıyla. Sadece Genelkurmay Başkanı değil, dikkat edin, adli müşaviri aynı zamanda Genelkurmay'ın. Evet. Adli müşavirini vererek, Genelkurmay Başkanı'na ileterek nazara alınmadı. Sadece bu değil diyorum ki, bu 40 gün önce, 2 yıl önce haber veren başka birisi var. Onunla ilgili gelişmeleri aktarır mısınız? Nasıl duruyor dilekçe şu anda. Size? Çağlayan'da duruyor. Hı hı. Bu, o şahıs nasıl ben evet, tanıdım. Evet. Şimdi o şahıs geldi bana dedi ki ben bir dilekçe vermek istiyorum dedi. Çağlayan'da kime gitsem almıyor. Hı hı. Sen hukukçusun, bana yardımcı ol. Şimdi ben dilekçe alınmıyor beyanına inanamıyorum açıkçası. Diyorum ki dilekçe yazdın mı, sen yazdın. İmzaladın mı, imzaladın. Kimliğiyle gittin mi, gittin evet. En fazla müracaat savcısı der ki bu bir özel soruşturma konusu. Git özel savcıya. Hepsini gezdim, almıyorlar dedi. Ben o şekilde muttali oldum. Dilekçesinin verilmesi için kendi adına yardımcı oldum. Ve dilekçenin bir suretini de aldım. Bir yıldan fazla oldu, dilekçeyle ilgili işlem yapan yok. Özetle şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki ben size, bu bizim için önemli. Benim için daha önemli. Neden? Ben hem hukukçuyum, hem de karşınıza bir siyasetçi olarak konuşmaya çalışıyorum. Siyasetim yeni ama hukukta iddialıyımdır. Diyorum ki ben Türkiye'de hukuk bitti, siyasetin de bir ölçüsü kalmadı. Bütün bu tehlikelerden kurtulmanın bir tek çaresi var, hukuku yeniden işler hale getirmek. Hukuku yeniden işler hale getirmek ve siyasetteki bu ölçüsüzlüğü, çok affedersiniz, kokuşmuşluğu, ahlaksızlığı, yalanı ortadan kaldırmanın, talanı ortadan kaldırmanın bir tek yolu var. Bir, meclisi harekete geçirmek, çalışmıyor bizim meclis. Evet. İki, yargıyı harekete geçirmek. Onun için bütün maksadım yargıyı harekete geçirmek. Bakın Türkiye'de en çok yine konuşulan olaylar var. Ne? En son gündemimizi kaplayan Kanal İstanbul meselesi. Gene çok üzüldüğüm bir mesele. Atatürk Havalimanı'nın yıkılması meselesi. İçim kanıyor gerçekten her ikisi içinde. Bu iki şimdi, başlığı da konuşalım ama. Memnuniyetle. 15 Temmuz'la ilgili son soruyu soracağım bu dile getirdiğiniz iddialarla ilgili. Evet. Bu bahsettiğiniz iddialar üzerinden siz nasıl bir kanıya ulaştınız? Şu mu? Bu ciddiye alınsaydı bu iddialar, bu darbe önlenebilirdi, darbe girişimi evet, şeklinde mi? Yoksa belli ki iktidar bunu biliyordu ve bile bile bir şekilde bunun da kapısını açtı. Hani biraz da muhaliflerin de iddiası. Peki. Bu bahsettiğiniz iddialardan yola bakın, çıkarak sizin elde bu, ettiğiniz tez neydi? Bakın bu iddiadan öte. Size diyorum ki bir, 2014'te geldi beni hapisten çıkardı götürdüler bunu anlattım diyen bir şahıs var bir. Evet. 40 gün önce bunu ben yazdım diyen, yazılı olarak bildirdim diyen bir istihbarat görevlisi var. İki, gene bu davalarla ilgili, FETÖ davalarıyla ilgili Boğaziçi Köprüsü davası var. O davada iddianamede bir şahsın şöyle bir beyanı var. Bakın iddianamede. Diyor ki bir şahıs, ben diyor bu köprüde olan olaylardan dolayı zarar gördüm. Zararımın tazminini istiyorum. Hı hı. Savcı diyor ki sen ne zarar gördün, neredeydin diyor, nerede oturuyorsun evvela sen? Ben diyor Nevşehir'de oturuyorum veya Niğde'de hatırlamıyorum. E peki sen Niğde'de oturuyordun, Nevşehir'de oturuyordun her neyse. Sen 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde nasıl zarar gördün diyor. Çünkü sen İstanbul dışındasın. Ben diyor bu olayın olacağını 2 hafta önce diyor duydum. Bakın dikkat edin. Sonra geldim İstanbul'a. Sonra olay olmadan önceki gün, cuma günü bekledim diyor şeyde, Ümraniye'de olay olacak diye, dikkat edin. Sonra olayın olduğunu, başladığını duyunca diyor arkadaşlarımla birlikte diyor köprüye doğru gitmeye başladık. Tünele doğru gelince köprüye doğru, tünelde bir kamyon yolu kapatmıştı. Onun camını kırdık, el frenini indirdik, yolu açtık. Köprüye geldik, köprüde çatışmalara katıldım. İşte o çatışmalarda ben diyor zarar gördüm, yaralandım. Şimdi bizim savcı demiyor ki buna, ya sen Nevşehirli,
Bizim başbakan bile bu olayın olduğunu saatler sonra eniştesinden duydu. Sen Nevşehir'den bunu nasıl duydun? Veya bu istihbarat elemanını çağırıp da bizim savcı, ya gel bakalım bunu bizim genelkurmay başkanı duymamıştı ki, boğazına ip sarılıncaya kadar, o gün darp edilinceye kadar duymadı Hulusi Akar. Sen bunun yetkili etkili hemşerisi arkadaşıyım, duyurdum diyorsun. Biz bunu duymadık, niye demedin demiyor. Veya o işte dilekçeyi çağlayana veren şahsı çağırıp da, sen ne diyorsun ya, bunlar eskiden beraber çalışıyorlardı. Onun iddiası bu. Diyor ki cemaatin içindeki çeteyle, o 8-10 sayfalık dilekçeyi veren, hükümetin içindeki çete bu işi beraber yaptılar. Ben söylediğim halde önlem almadılar. Bunu ben demiyorum, yazılı olarak dilekçe veren diyor. Beraber yaptılar, önlem almadılar. Şimdi de beraber çalışıyorlar. Neden şimdi beraber çalışıyorlar? Çünkü benim tehlikeli dediğim adamlardan bir kısmı müsaadeyle de 15 Temmuz'dan önce kaçtı. Bir kısmı şimdi Türkiye'nin içinde ve önemli görevlerde. Bunu ben demiyorum. Ben bir hukukçu olarak bir iddiayı gündeme getiriyorum ve diyorum ki 15 Temmuz, bütün bunlardan çıkardığım kanaatim, yanılabilirim. 15 Temmuz bu millete kurulmuş bir tuzak. Bu tuzağın çözülmesi için meclisi çalıştırmıyorlar. En son CHP ne dedi? Aydınlatalım. AK Parti ve MHP reddetti. O halde yargının harekete geçmesi lazım. Bir tek vicdanlı, insaflı savcı olsa, bu iş bir taraftan çalışmaya başlasa, savcıya dur diyecek halleri yok. Ama bence el altından onu da söylüyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Demin dediniz ya, savcının böyle bir yetkisi var mı? Dilekçe el alamak. Yok. Peki aldı bu dilekçeyi 2018'in başı diyorum. Savcıya sormazlar mı? Sen 2018'in başından beri aldığın bu dilekçeyi ne yaptın, nereye sakladın, ne işlem yaptın? Sorulamıyor ve savcı da bunun cevabını vermiyor. Şimdi bizim en son Adalet Bakanı ne demişti geçen gün hatırlarsınız. Hakimler ve savcılar anayasa ve kanunlardan başka hiç kimseden emir almaz. Ben de diyorum ki bu teorik olarak doğru, almamalı. Ben de imza atıyorum. Bütün siyasilerin zaten teorik olarak konuştuklarını ben altına imza atıyorum, doğru. Ama pratiğe baktığınız zaman maalesef böyle değil. Peki nasıl şimdi siz Türkiye'nin yakın siyasi tarihiyle ilgili yargının pozisyonunu çok önemli iki örnek üzerinden anlattınız. Bu sadece siyasi davalarda böyle değil. İşte bir yolsuzluk davası ortada. Evet. Ve dediğiniz gibi en üst makamdan geldi bu yolsuzluk iddiası. Cumhurbaşkanının doğru, kendisinden geldi. Siz suç duyurusunu savcıya verdiniz. Aralık ayında hala ses yok. Evet. Onun dışında neler yaşadınız bu suç duyurusuyla ilgili? Size farklı baskı ve telkinler geldi mi? Hayır, farklı baskı ve telkinler yok. Yalnız çok teferruatını anlatmamak kaydıyla. Çünkü bazı arkadaşlar konuşurken işte bu hususudur, aramızda kalsın falan dedikleri için bazı tevdi ettikleri emanetleri ifşa etmek istemem açıkçası. Şunu söylediler bazı insanlar bana. Bir kısım arkadaşlar siyasiler, bunlar AK Parti'ye belki yakın olanlar, diyorlar ki siz bilmiyor musunuz? Cumhurbaşkanı vatana ihanet suçunun dışında bir sebeple yargılanamaz. Bunu bildiğiniz halde hukukçu olarak neden Cumhurbaşkanı'na da şikayet ettiniz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la şikayetçiler arasında neden yazdınız? Onu çıkarmanız gerekir. Ben de diyorum ki Cumhurbaşkanı'nın görevle ilgili yaptıkları suçlardan dolayı vatana ihanet dışında şikayet edilemez, yargılanamaz. Ama bu görevle ilgili bir şey değil. Bir yakın arkadaşıyla ilgili de olsa, görev arkadaşıyla ilgili de olsa bir suçu duyduğu zaman bunu bekletmemesi lazım. Derhal bildirmesi lazımdır. Bu görevle ilgili bir fiil değil diyorum. Bir. İki, bu AK Parti canibinden benim de eski mesai arkadaşlarım, yakınlarımın söyledikleri şeylere verdiğim cevap. İki, diyorum ki bunu deklar eden Cumhurbaşkanı. Eğer ben Cumhurbaşkanı'nı şikayet dilekçeme yazmaz, sırf diğer insanları şikayet edersem, bu defa tabir caizse affınıza sığınarak söylüyorum, çok özür dilerim, ben Cumhurbaşkanı'nın tetikçiliğini yapmış olurum. Bu doğru bir beyan olmaz. Muhalefete muhalefet etmiş olurum. Dolayısıyla benim vicdanım ve hukuku bilgim hepsini birlikte suç listesine yazmayı gerektirir. Muhalefetten gelen Ahmet Davutoğlu canibine yakın olan insanlar da şunu söylüyorlar bana. Diyorlar ki şimdi bir arzu etmediğimiz, doğru gitmeyen bir idare var. Bu doğru gitmeyen idare de diğer insanları hasım olarak çürütmek istiyor. Onları suçlamak istiyor.
Onları suçlarken Cumhurbaşkanı, sizin şikayet dilekçenizde onları da yazmanız, sırf Cumhurbaşkanı'nı yazsaydınız, Ahmet Davutoğlu ve ekibini yazmanız onları yıpratır. Ben de diyorum ki biz hükme taraftar olalım, doğruya taraftar olalım, kurala taraftar olalım, ahlaka taraftar olalım, şuna ve buna taraftar olmayalım. Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ve Ali Babacan ve ekibinin ben yeni siyasi arayışlara girmesini canı gönülden arzu ederim. Tamam, doğruyu söylesinler. Bu bir tabir caizse serbest rekabet ortamı gibi. Herkes eşit şartlarda arzu ettiğini arasın siyasette de. Fakat bir insanın eskiden yaptığı hatalar varsa bu milletine karşı, vicdanına karşı, hukuka karşı onlar da yargılama konusu olsun. Bunlar da yargılanmasız kalmasın diye düşünüyorum. Evet. Tabii bu çok konuşuluyor. Ciddi sıkıntı ama şu var dediğiniz gibi. Basında bu kapatıldı, örtüldü üstü. Bakın artık ne Cumhurbaşkanı bunu konuşuyor ne de Davutoğlu ve ekibi konuşuyor. Çünkü tencere dibin kara, senin gibi benden kara tartışılsaydı başka sıkıntılar ortaya çıkacaktı. Her iki tarafta susturdu. Benim arzum da şu, bu işlemler mutlaka tartışılsın. Her iki tarafta susmak da kalmadı. Tabii. Sizi de susturmak istedi. Yanlış evet. Anlamadıysam hem AK Parti'den hem de Davutoğlu cephesinden bu suç duyurunuzu çekmeniz bir şekilde doğru. Talep edildi doğru. Sizden. Doğru. Bu da önemli, altını çizelim. Şimdi yeni siyasi arayışları da konuşalım, özellikle merkez sahada. Ama onun öncesinde tabii siz hukukçu kimliğinizle de çok ön plana çıkıyorsunuz. Sayın Karslı, başka konularla da ilgili suç duyurularınız var. Önümüzdeki döneme ilişkin taşıyacağınız, yargıya taşıyacağınız suç duyuruları var. İstanbul Havalimanı ve doğru. Kanal İstanbul'la ilgili. Doğru. Neler oluyor orada? Bir de sizin şimdi bakış açınızdan değerlendirelim. Oluyor? Çok kısa söyleyeyim. Şimdi Atatürk Havalimanı yıllardan beri Türkiye'de kullanılan, herkesin alıştığı, rantabil, ekonomik, ulaşım açısından kolay ve yap işlet devret modeliyle yapılmış, bedeli yapanları ödenmiş, millete intikal etmiş, milletin malı olmuş bir kuruluş artık şu anda. Uluslararası ödül almış bir yer Atatürk Havalimanı. Şimdi Atatürk Havalimanı'nın yıkım arzusu var. Sebebi nedir ben bilmiyorum. Saiki nedir ben bilmiyorum. Yalnız devleti idare eden siyasetçiler bir işi yaparken, eskiden bizim devlet planlama diye bir teşkilatımız vardı. Yapılan her idari işlemle ilgili oradan bir rapor alınırdı. Yani bu iş devlet için ne kadar ekonomik, ne kadar hukuka uygun, ne kadar doğru. Şimdi devletin kurumları olmadığı için bizim Cumhurbaşkanımızın aklına akşam ne gelse sabah onu yapıyor. Bu uygun değildir dediğinizde de usluba dikkat edin. Mesela diyelim Kanal İstanbul'la ilgili bir şey söylediğimiz zaman ne diyor? Sen otur oturduğun yerde diyor. Şimdi böyle bir siyaset, böyle bir uslup, böyle bir bantık olmaz. Siyaset problem çıkarmak değil. Kafanıza esenin yapılması demek değil. Siyaset ortak akıl üretip milletin lehine, milletin menfaatine iş çözmek demektir. İstanbul Havalimanı ile ilgili otur oturduğun yerde erken çıktık diye bir de orayı yapanlara bir bedel ödedik. Ben de diyorum ki bu millete mal olmuş bir tesis. Siz 3. havalimanını yaptınız, tartışmalı. Yürüyor veya yürümüyor. Ne kadar sıkıntı var o ayrıca tartışılıyor. Ama buranın devam etmesi rantabil bir iş. Bura yine kullanılsın. Bir, bu sayıkla Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaması için yürütmenin durdurulması davası açmak istiyorum. Dilekçemi hazırlıyorum ve muhalefetteki herkese de şunu söylüyorum. Demin dediğiniz gibi ben hem bir siyasetçi hem bir hukukçuyum. Diyorum ki hukuk yürümediği zaman siyasetin de ölçüsü kaçıyor. Meclisi çalıştıramadığınız zaman ey muhalefet gelin adliyeyi çalıştıralım. Bu işlemin yapılması milletin aleyhinedir diye beraber bu davayı açalım. Yürütmenin durdurulmasını isteyelim. Gidip hakimlere derdimizi anlatalım. Bu İstanbul Havalimanı ile ilgili. Şimdi İstanbul Havalimanı ile ilgili yıkılmasın diyorsunuz. Peki ne olsun, havalimanı olarak devam etsin işlemeye? Diyelim diğeri dış hatlarda kullanın, burayı iç hatlarda kullanın. Buradan bazı şehirlere, işte İstanbul'a uçuşu, insanlar oraya gitmek istemiyorlar. Bakın İstanbul'a uçuş 40 dakika. Ama benim evimden İstanbul'un herhangi bir yerinden o havalimanına gidiş 2 saat. O havalimanından uçağa gidip biniş 1 saat. Uçağa indiği zaman yanaşması, yaklaşması, insanların tahliyesi 1 saat. Yani havaalanında geçirdiğiniz süre uçtuğunuz sürenin birkaç katı işkence. Herkes nefret ediyor. O halde kısa mesafeler için en azından burası kullanılabilir. İstanbul'a yetmiyor. Orası da yetmeyecek belki. Bu sebeple buranın yıkılması ekonomik olarak, hukuki olarak,
ahlaki olarak milletin zararına bunun durdurulmasını isteyelim diyorum. Aynı zamanda çok değerli bir arazi var orada. O zaman başka şeyler akla geliyor. Ben burayı ille de yıkacağım deyince o zaman başka şey akla geliyor. Burası İstanbul Havalimanı ile ilgili düşündüğüm, hatta bir kampanya başlatalım diyorum. Hı hı. Şu anda herkes de zaten İstanbul'da görüştüğüm insanların çoğusu konuştuğum zaman akıllıca diyor ve buranın yıkılmasını istemiyor. Geldim Kanal İstanbul'la ilgili. Bugün başka bir televizyon kanalında yine bir program yaptım, şunu söyledim. Diyorum ki ben bir kere, ya bizim yaptığımız şeyler ahlaka, hukuka aykırı değil sadece. Bizim yaptığımız şeyler tabiata da aykırı. Neden? Bakın bunu burada da söylüyorum. Şimdi dünyada birçok yerde kanal açılmış Sibel Hanım. Neden? Orada tabii bir geçiş yok diye. Panama kanalı, Süveyş kanalı bunun için açılmış. Daha uzun bir yol dolanmamak için çare olarak o kanal açılmış. Şimdi İstanbul Boğazı'nın geçişi, kainat yaratıldı, yaratılalı Allah yaratmış bir geçiş var. Oradan geçiyor gemiler. Bila bedel geçiyor. Hukuki durumu düzenlemiş, Montrö Sözleşmesi'ne geçiyor. Şimdi bizim hükümet yeni bir kanal yapacağım derken dikkat edin, dört tane gerekçe söylüyor. Diyor ki bir, Boğaz'ın trafiğini azaltacağız. İki, Boğaz'ın güvenliğini artıracağız. Ekonomik ve siyasi menfaat elde edeceğiz. Şimdi Boğaz'ın trafiğini azaltacağız demek için daha geniş bir kanal açmak lazım. Bizim Boğaz kanal genişliğinin en dar yeri 700 metre. Dikkat edin. En geniş yeri 4 metrekare. Sizin açacağınız kanalın genişliği, en geniş yer 125 metre. Bir kere 125 metreden gemi daha rahat geçmez. Bir. İki, Boğaz'dan bedava geçen gemi sizin o dar kanaldan gelip parayla geçmez. Üç, bedava geçmeyeceğine göre, rahat geçmeyeceğine göre siz Boğaz'ın trafiğini azaltamıyorsunuz demektir. Dört, başka tedbirler alarak Boğaz'daki güvenliği artırabilirsiniz. Beş, Boğaz'da her gün kazı olmuyor, yalan. Altı, ben tacirim diyorum. Gelin buradan hangi gemi geçecek, kaç paraya geçecek dönüşünü hesaplayalım. Size samimi söylüyorum, ekonomik olarak buranın dönüşünü elde etmek sıfır ihtimal. Mümkün değil. Buraya yatırılan para geri dönmez. Şimdi Sibel Hanım, Türkiye'de fertler borçlu, özel sektör borçlu, devlet borçlu. Bizim kenarda duran bir paramız da yok. O zaman biz 100 milyar doları niye buraya gömüyoruz? Senin gencin işsiz, milletin fakir, %50'si aç. Biz dışarıdan borç alarak veya yap işlet devret modeliyle milletin hayatını nikahlayarak tabir caizse yatırım yapıyoruz. Bizim bir fazla paramız yok. O halde burası geçiş için rahat değil. Hukuki olarak Montrö Sözleşmesi'ne tartışma açacak, bize risk getirecek. Ekonomik olarak dönüşü mümkün değil. O zaman siyasi olarak ya sizin verdiğiniz gizli bir söz var ya da siz burada kendinize yönelik, partinize yönelik, yakınlarınıza yönelik bir proje düşünüyorsunuz. Ve ben diyorum ki ben Abdurrahim Karslı. İstanbul'da yaşıyor. Hayatının büyük ömrünü orada geçirmiş. Parası pulu var. Ya ben gidip Trakya'da kanalın geçeceği yeri bilip arsa almadığıma göre alemden, herkesten gelip niye insanlar buradan arsa aldı? O zaman burası ekonomikse, siyasi olarak size sükse yapacaksa, Boğaz'a da faydası olacaksa gelin açalım o zaman, imara açmayalım en azından. Bütün bunları bitirdim. Hükümet haklı çıktı. Bu kanalın açılması ekolojik olarak nasıl dengeyi bozacak? Trakya toprağını nasıl öldürecek? Bizim oradaki ekim ve hayvancılığı nasıl ketmedecek? Dünyanın başına da belki böyle olacak mı, olmayacak mı? Bilimsel olarak da bunu bilmiyoruz. Bütün bunlardan dolayı geliyorum. Diyorum ki ben orada verilen ÇED raporunu verenler hakkında da çok kötü iddialar var. Daha önce mahkum olduğu, mahkumiyet kararı verildiği hakkında. Devlet böyle bir insandan rapor alıp da bunu bilirkişi raporu diye işlemine esas tutamaz. Onun için diyorum ki özetle bir, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaması için yürütmenin durdurması davası açmamız lazım. İki, Kanal İstanbul'un yapılmaması için, işlemlerin durdurulması için yürütmenin durdurulması davası açacağım. Ve buraya ÇED raporu hazırlayanlar bu raporu hazırlayabilir mi? Bu rapor hakikaten hazırlayanların daha önce sicili varsa, bilirkişilik mevzuatına göre rapor hazırlayamazsa, bunu hazırlayan ve alıp hükmüne esas alanlar suçludur diye bir de suç dilekçesi vermek istiyorum. Özellikle, özetle Cumhurbaşkanı'nın şikayetinden sonra
bir İstanbul Havalimanı için bir de Kanal İstanbul için iki tane dava açmak istiyorum yürütmenin durdurması maksadıyla ve bir de ÇED raporu usulsüzdür diye savcılık dilekçesi vermek istiyorum. Taslağını çıkardım, arkadaşlarımla çalışıyorum. Maksadım şu, baştaki cümlemi söylüyorum. Türkiye'de siyaset ölçüsüz, hukuk işlemiyor. Hukuku az da olsa işler hale getirip siyasetteki bu ölçüsüzlükleri de kendi imkanlarımla, partimin imkanlarıyla, bildiklerimle ve arkadaşlarımla engellemek ve mücadele etmek istiyorum. Elimden gelen bu. Ve diyorum ki muhalefete, buradan sizin vasıtanızla da, şu anda Türkiye'de siyaset şeklen yapılıyor. Ne yapıyoruz? Ben de yapıyorum. Partimizi kurmuşuz. Her birimizin bir makamı var. İlçe kongresi yapıyoruz, il kongresi yapıyoruz. Yarın genel kongre yapacağız. Ben de başkan, bir başkası da başkan. Yerimizi sağlamlaştırdık. Salı günlerde mecliste olan partiler beyanat veriyorlar. Sadece iktidarın yürürlüğünü meşru hale getiriyorlar. Böyle siyaset olmaz. Türkiye'de siyaset bitti. Acil ihtiyaçları tespit edelim. Ne bu acil ihtiyacımız? Bir, adalet yok. İki, gençlerimiz işsiz. Üç, insanlarımız aç. Dört, hapishaneler dolu. Hiçbir şey yapmazsak bu acil şeyleri tespit edip muhalefet olarak el birliğiyle bunun üzerine gidelim diye bir feryadım var. Sizin vasıtanızla şunu da söylemek istiyorum. Hiçbir şey yapamıyorsam şu hapishanelerdeki sıkıntı çeken insanları kısmen de olsa rahatlatmak için hiç olmazsa diyorum Türkiye'de en çok muzdarip olan alanlardan, bölgelerden, belki Güneydoğu'dan başlatarak bir af kampanyası başlatalım diyorum. Çünkü bu meclis milleti hep oyaladı, hatırlıyorsunuz aylardan beri. Önce af dediler, sonra sınırlı af dediler, sonra ceza indirimi dediler. Hep milleti oyaladılar. En sonunda Libya çıkarması dediler, Kanal İstanbul dediler. Acil ihtiyaçların üzerini kapattılar. Muhalefete söylediğim şu ve arkadaşlarıma. Af'ta ince bir çizgi var. Devlete karşı işlenen suçları kapsayacak bir af mı sadece? Sınırlı bir af'tan mı bahsediyorsunuz? Bu mesele gündeme gelmeli ve ehillerle tartışılmalı. Toplumun bütün katmanlarıyla tartışmalı, STK'larla tartışmalı, partilerle tartışmalı, hukukçularla tartışmalı ama bu mesele mutlaka gündeme gelmeli. Neden? Bakın Türkiye'de özellikle sicil affı diye bir şey var. Herkesin sicili bozuk. Sicili sağlam olan bir şey yok. Eften püften meselelerle insanların sicilini bozmuşuz. Türkiye'de hüküm verilip ertelenen 1 milyon 200 bin insan var. Bunları ila nihaya 5 yıl insanların başında demokrasinin kılıcı gibi bekletmeye gerek yok. Türkiye'de çok basit suçlardan dolayı bir sürü sıkıntılar çeken insanlar var. Bu af mutlaka gündeme gelmeli ve enine boyuna konuşulmalı. Bir kere devlete karşı işlenen suçlarda tereddüt edilmemeli. Ama bunun dışında diğerleri de cidden konuşulmalı ve mümkün mertebe vicdanları da rahatsız etmeyecek bir çerçevede affın kapsamı genişletilip gündeme gelmeli ve bir an önce de kanun olarak çıkarılmalı. Özetle söylemek istediğim şu. Türkiye'de siyaset şeklen var. Milletin vicdanını da rahatlatmıyor ve milletin derdine deva olmuyor. Bu şeklen siyaseti işler hale getirebilmek için ortak konuları tespit edip bu söylediğim şikayet dilekçeleri gibi üzerine gitmek istiyoruz. Yapmak istediğim bu. Bunun dışında ne yapıyorum? Artık böyle sırf televizyonlarda konuşmak istemiyorum. Son zamanlarda çok zevk aldığım illeri geziyorum, ilçeleri geziyorum. İstanbul'da bulunduğum zaman da STK'lara gidiyorum. Nereye? Hemşeri örgütlerine, vakıflarına, STK'lara, işte Sivaslar Derneği, yok Giresunlar Derneği, Erzurumlar Derneği filan. Yani ekranlarda değil, sokakta insanlarla iç içe, onların dertlerini dinleyerek insanlarla beraber olarak siyaset yapmak istiyorum. En çok zevk aldığım nokta da bu. Şimdi size hemen soralım. Evet. Erken seçim tartışması da var. Ara ara alevleniyor. Doğru. Ankara'da. Doğru. Özellikle. Sizce erken seçim olur mu? Olursa bir erken seçim. O seçime girebilecek durumda mı Merkez Parti? Biz kendimizi hazır hissediyoruz ama Merkez Parti için çok bahaneler üretiyorlar. İnşallah bir bahane üretmezler. Hı hı. Kongrelerimiz de yakında tamamlayacağız. Siz İnşallah daha önce seçime girebilecek nitelikteydiniz. Biz bir defa girmiştik. Sonra işte başka sebepler oldu. Yani size şunu söyleyeyim. Mesela bize erken seçim olur mu? Erken seçim hükümet para bulursa yapar.
konjüktürü de yakalarsa ama şu garibime gidiyor benim. Hükümetin mi erken seçimi istediğini düşünüyorsunuz? Muhalefetten daha çok. Bir garip bir şey var bizde. Muhalefet erken seçim istemiyor dikkat ederseniz. Bütün partilerle konuşun. Hem Türkiye iyi idare edilmiyor diyorlar. E o zaman Türkiye idare edilmiyorsa sen muhalefetsin. İktidara talibim hemen erken seçim olsun demeleri gerekirken. Muhalefeti dinleyin, hiçbirisi erken seçim istemiyor. Niye istemiyorlar? Hazırlıklı hissetmiyorlar muhalefet kendilerini. Muhalefet hem hazırlıklı hissetmiyor hem muhalefetin bir programı yok. Tatbik edecek bir şeysi yok. Hı-hı. Zaten milletin ümidini kıran da bu. Neden hala yoklama yapıyorsunuz? Millet hala AK Parti'yi tercih ediyor bu kadar sıkıntıya rağmen. Muhalefetin şöyle bir yanlışlığı var. Demin benim söylediğim gibi biz iş üretelim. Biz fiilen ortaya çıkalım, bir şeyler söyleyelim, siyaset yapalım, AK Parti'yi indirelim diye bir programı yok muhalefetin maalesef. Muhalefet bekliyorlar ki AK Parti yer ile yeksan olsun, felaket olsun, daha çok sıkıntı çıksın. Yani millet çaresiz kalsın bize gelsin diye. Bu yanlış bir muhalefet. Kendiliğinden olmayacak diyorsunuz. Maalesef. Peki, yani özellikle muhafazakar kesimde AKP'ye yönelik bir kırılma olduğu sürekli konuşuluyor. Doğru. Ama siz biraz önce AKP'nin oyunda bir değişim yok dediniz. Sibel nedir Hanım, durum muhafazakar Hanım, bakın, kesimde özellikle? Ben hayatın içindeyim. İşte hayatın içindeyim. Nereye gidiyorum ben? Hapishaneye gidiyorum. Mahkum ziyaretine gidiyorum. Şimdi hapishanede gördüğünüz insanlar hakikaten yürek sızlatan insanlar. Mesela gencecik öğrenciler var işte. Komutanın emrini dinlemiş, emir bile sorgulayamaz, müebbet hapis almış. Bunlar gerçekten yani muhafazakar olsun olmasın herkesin vicdanı rahatsız ediyor. Hapishaneye gidiyorsunuz hanımlar koğuşuna. Nasılsınız diyorsunuz, nasıl geçti bu geceniz? Çocuk var çocuk. Nasıl geçecek efendim diyor. Akşam çocuk şeydi, ateşlendi. Gardiyana haber verdik işte, çaldık. Dedi ki yapacak bir şey yok, sabaha kadar bekleyeceksiniz. Ve koğuşta kaç tane hanım varsa diyor topladık, sabaha kadar çocuğun başında ağladık. Şimdi benim de bir torunum var. Rahatsızladığınız zaman ben ne düşünüyorum? Bunu en iyi hangi doktora nasıl götürürüm diye. Ama orada 800 küsür çocuk var anneleriyle beraber. Muhalefet bunları görüyor. Muhalefet işsiz insanları görüyor. Muhafazakar olsun olmasın. Muhalefet ve muhafazakar aç insanları görüyor. Ama muhafazakarları ve muhalefetteki insanlar ne diyorlar? Nasıl olacak bu iş? CHP bu işi nasıl yapacak? MHP bu işi nasıl yapacak? Zaten yedeğinde. Vatan Partisi zaten gizli ortak. Şimdi Türkiye'nin durumunu düşünebiliyor musunuz? Bakın, siyasal İslamcı Recep Tayyip Erdoğan, ırkçılığı ayaklar altına aldım dediği menfi milliyetçiliği tespit eden veya milliyetçiliği temsil eden diyelim Devlet Bahçeli ve eski köken Moğolculuktan gelen Doğu Perinçek üç ortak nasıl bir şeyse. Şimdi bunu görünce muhafazakar şu olsun bu olsun diğerlerinden ümit kesiyor zaten. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir şey yok. Salı günü toplantıların dışında. CHP'yi çok sert eleştirdiniz ama hemen bir parantez açalım. Yeni partiler var, onlara ne dersiniz? Evet, yeni partiler şunu söylüyor insanlar. Davutoğlu hesap soracağız filan dediği zaman millet diyor ki sen zaten başbakan da niye hesap sormadın? Yolsuzluk iddiaları olduğu zaman dört tane bakanı, yolsuz bakanı niye göndermedin Yüce Divan'a? Ali Babacan bir şey yaptığımız zaman, yapacağım dediği zaman diyorlar ki sen devletin neyi varsa kurumlarını 20'de bir fiyatına, 10'da bir fiyatına sattın zaten yapılacak bir şey kalmadı. Tefecilerin parasını getirdin, Türkiye'yi dövizle borçlandırdın, başka ne yapacağım filan diyorlar. Şunu söylemek istiyorum ben Türkiye'de. Kaç yıldır gördük ki bu muhalefetin dediğiyle millet iktidarı değiştirmiyor, doğru mu? Bu muhalefetin yaptıkları AK Parti'nin oyunu azaltmıyor, doğru mu? Demek ki Türkiye'de muhalefet yapma usulünde bir yanlışlık var. Neden? Çünkü muhalefet milletin acil dertlerini ortaya koyup isabetli olarak ısrarla üzerine gitmiyor. Hatta ben şöyle düşünüyorum bir siyasetçi olarak. Diyorum ki muhalefete bakınca. Ya diyorum ki biz bu şekilde mecliste olsak ne olacak, olmasa ne olacak? Çünkü MHP mecliste ne işe yarıyor? Milletin aleyhine parmak kaldırıyor. En önemli mesele 15 Temmuz faillerinin, siyasi faillerinin bulunması, ortaya çıkmasın diye AK Parti ile birlikte oy kullanıyor. CHP mecliste olup ne yapıyor sadece salı günü toplantılarının dışında? HDP ve diğer işte İyi Parti mecliste olup ne yapabiliyor maaş almanın dışında? Dolayısıyla bizim muhalefetin, affedersiniz, zaman gösterdi ki muhalefet usulü yeterli ve etkili değil. Biz bütün muhalefet, kendimi de katarak söylüyorum ben, kendimi onların dışında tutmuyorum. Biz bütün muhalefet ortaya koyup halimizi dememiz lazım ki bu şahıs devletin kurumlarını bitirdi, ekonomik imkanlarını bitirdi. Dış politikayı Putin'le o gidip görüştüğü neydi? Trump'a teslim etti. Onların dediğine göre dış politika yürütüyor. Hukuku bitirdi. Bütün devletin her şeyi bir şahsın iki dudağı arasında.
AK Parti eşittir devlet oldu artık. AK Parti eşittir Tayyip Erdoğan, o da eşittir devlet oldu. Biz muhalefet olarak oturup bu açık sıkıntıyı ortaya koyup bunu düşünmemiz lazım. Bu beyanlarla, nutuklarla ve böyle tabir caizse fix şimdiye kadar yaptığımız usulü siyaset işleriyle bu iş olmuyor. Başka bir çare düşünmemiz lazım. Mesela ben muhalefetin yerinde olsam milletvekilliği o kadar cazip değil. Al kardeşim başına çal derim. Bugünlerde mesela işte bazı partililer, şey, belediyeler sineği AK Parti'ye geçiyor. Sineği milletten mi bahsediyorsunuz? Yani bir şey yapması lazım muhalefet. Etkili bir şey yapması lazım. Daha çarpıcı, daha şok edici kararlar kesinlikle alması gerekiyor. Alması ve o kararlarda ısrar etmesi ve etkili olması ve bunu da hukuk içinde yapması ve iktidara tabiri caizse süre tanıyarak. Sen belediye başkanlarını şimdi tabiri caizse bir şekilde kendine intikam mı ettiriyorsun? Çünkü belediye başkanına ya ödenek verip çalıştırmıyor ya da soruşturma açalım veya görevden alıp kayyum tayin ederim diyor. Dolayısıyla belediye başkanı kendini garantiye almak için hiçbir cazibesi olmadığı halde, hiçbir hukuki usulü olmadığı halde AK Parti'ye mi geçiyor? O zaman al kardeşim, biz sineği millete döndük. Bütün belediye başkanları da sana, milletvekillikleri de sana. Biz toplumun içine gidip topluma birebir derdimizi anlatacağız dese. Sonra olmadı. Başka yine hukuk içinde sivil bir aksiyon gösterse belki bunun önü alınır. Yoksa bu böyle devam ettikçe Türkiye nereye gidiyor? Kuvvetli bir saray. O sarayda bir tek idaresi olan bir insan, diğerleri de onun kulu kölesi. Hukuk diye bir şey olmayan bir zemine gidiyor. İşte bu gidişin önünü almamız için sırf muhalefet de değil, hepimiz, basın, benim gibi hukukçu olarak düşünenler, vicdan olup da düşünenler, bir şeylerden feragat etmesi gerekenler, tabirca ise azıcık korkmayıp cesaret edenler, herkes beraber şapkayı önüne koyup bu olumsuzluklara hukuki çerçevede bir çıkış yolu araması lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merkez Partisi Genel Başkanı Profesör Abdurrahim Kersli konuğumuzdu. Muhalefete yönelik eleştirileri de dikkat çekici. Sineği millet çağrısında bulunuyor. Ondan sonra da sokakta bir tepki örgütlemekten bahsediyor Sayın Kersli. Ve bir suç duyurusu Abdurrahim Kersli'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Başbakan Davutoğlu'na ve eski Bakan Ali Babacan'ın da içinde bulunduğu eski bakanlar hakkında bir yargılama talebinde bulunmuştu. Ne için? Üniversitesi ile ilgili Davutoğlu ve Erdoğan arasındaki tartışma için. Sonra ne oldu? Hem Davutoğlu cephesinden hem de AK Parti cephesinden Sayın Kersli'ye bu suç duyurusunu geri alması yönünde telkinler olmuş. Kendisi aktardı bize ama geri almıyor. Hatta başka suç duyuruları da var. Önümüzdeki dönem hem Kanal İstanbul'u hem de İstanbul Havalimanı, yıkılması planlanan İstanbul Havalimanı'nı da yargıya taşıyor. Merkez Partisi'nin icraatları bu şekilde. Ankara gündemimizde sonuna geliyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere.